adaletsizliğe, haksızlığa karşı verir gibi düşünüyorum. Bu anlamda da Yesari böyle tam anlamıyla oturdu. Yani mana olarak albüme. Albümde Ömer Hayyam mesela işte rubaileri kullandım. Bir tane kaside okudum. Soleil formunda. 3. Murat Han'ın Uyan Ey Gözlerim. Sabah namazını kaçırdığında yazıyor. Kendisine aç gözüm bu ne bu gafletten uyan diyor kendisine yani. Yani albüm tabii birçok şeyin arasında gidip geliyor. Para mesela A1 para parçası. İşte orada bir takım belki ekonomik bir çağrışım, ekonomik bir realite. Paranın hani insanoğlunun sonradan ortaya çıkarttığı ve onun esiri olduğu bir şeye karşı bir gönderme var. Bir atak var. Çünkü hani kölesi olmamamız gereken bir mevzuattır diye düşünüyorum parayı. Çünkü mana hep daha önemli. Tabii burada ne var? Sanat dediğimiz yer, duyguların, fikirlerin hani beğendildiği yerde insanlar temel bir takım haklarının, temel bir takım ihtiyaçlarını çözdükten sonraki lükse giriyor gibi düşünüyorum sanat. Ama burada yani bir şey ya sanattır ya değildir ya da Louis Armstrong'un dediği gibi yani iyi müzik ya da kötü müzik vardır. Yani baktığımda da sanat Arapça yine el kullanmaktan geliyor. Bizim Türkçe'de çok kelime var yani Arapçadan aldığımız, Farsçadan aldığımız. Bu kelimelerin köklerini incelediğimiz vakit anlamlarının aslında bizim kafamızda kurduğumuz gibi olmadığını görüyoruz. Çünkü el kullanmaktan geliyorsa orada bir beceriden söz etmek gerekiyor sanat derken. Çünkü bunu bir ebru yapan bir sanatçı da, bir ressam da, bir şair de hep bir el kullanma var. Yani şarkı söylemek sanatçı olmak demek değil diye düşünüyorum. Yani yorumculuk tabii, ses sanatçılığı deniyor ona. Fakat sanatçı benim için biraz daha geniş bir yelpaze. Şöyle ki mesela bir albüm, bu albümde aranjeleri Selim Çaldıran'la beraber gerçekleştirdik. Onun dışında söz, müzikler, işte çalımlar, söylemler, sözler. Bu Berk Gürman'ı anlatan bir albüm olduğu için beni çok finalde biraz daha, pardon, hani iyi hissetmeme sebep oldu. Çünkü Boyalı Direk, Evlerin Önü Boyalı Direk'le çıktık 2007 yılında. Fakat flamenko çok geniş bir şey. Bir yerden başlaman gerekiyor. Yani Kerkük coğrafyasında doğmuş bir şey. Ziryap diye bir Udi'nin buradan 2. Abdurrahman'ın davetlisi olarak Endülüs'e gitmesiyle oluşmuş bir şey. Kordoba'ya yerleştirilmesiyle başlamış bir mevzuat. Çünkü Ud'un buradan İspanya'ya gitmesi yani İberya Yarımadası'na gitara dönüşmesi. Bunlar tabii tarihe baktığınız zaman beni bir kitap yazmaya kadar götürdü. Çünkü programlarda anlatıyorsun ama yani tam anlamıyla anlatamıyorsun. Çünkü zaman aralığı çok dar oluyor. Orada genelde işin işte çalalım, eğlenelim.